Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlere sistem toplama konusunda özellikle DDR5'ler gelmişken DDR5'lerle ilgili 2022'nin render bilgisayar sistemleri konusunda sizlere tavsiyeler vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Benim de aslında hobi olarak takip ettiğim kısımlardan bir tanesi. İşlemciler, ekran kartları ve RAM'ler. Bu kısımları çok sevdiğim için arkadaşlar aynı zamanda sizlere donanım kısmından da bilgiler veriyorum. Bu kısımda da tabii geçmişten gelen hem overclock deneyimlerimiz olması, ekran kartlarını ve firmaları yakından takip etmemiz sizlere önemli bilgileri vermemize sebep oluyor arkadaşlar. Şimdi önceki serilerde biliyorsunuz 5800, 5900 AMD serilerinde 5950'ye kadar tavsiyeler vermiştik aslında. Ben de yakın zamanda kendi sistemimden hem kendi sistemimi açıklayacağım hem de sizlere bu konuda bilgiler vermeye devam ediyoruz. Intel'in i9-12 serileri çıktı biliyorsunuz arkadaşlar. Bizim aslında önceden tavsiye ettiğimiz tabii AMD sistemler var ama AMD ile kafa kafaya giden sistemler arasında Intel'in i9 serileri var. 12. nesil serileri var arkadaşlar. 16 çekirdekli ve 3.20 GHz'lik karşınızda görmüş olduğunuz i9 12900KF işlemcili bir işlemci arkadaşlar. Numaralı işlemci. Gerçekten render konusunda da kök söktüren işlemcilerden bir tanesi. %8'lik bir indirim var. Genelde niye Intel'e döndük? Şimdi AMD konusunda geçmişten gelen bir güvensizlik olma ihtimali olan arkadaşlarımız var. AMD konusunda tabii AMD ile ilgili 5950 ile ilgili de bir işlemci şeyleri vereceğiz. Testleri vereceğiz arkadaşlar. 5950 ve bu karşılaştırma konusunda. Tabii burada AMD'nin daha önceki işlemcilerin çok ısınması, overclock kısmında sorunların yaşanması Intel kullanıcıları biraz etkilemişti. AMD'ye geçiş süresinde biraz aslında tereddütlü davranmışlardı. Aslında bu olay 2017'ye kadar geçerli. 2017'den sonra işler tersine dönmüştü. Ben de aslında işlemci olarak 5950X kullanıyorum AMD olarak. Gayet de memnunum aslında işlemci konusunda AMD cephesinde. Hem ısınması çok fazla değil hem de kolay soğuyor. Bir sıvı soğutma yerine hava soğutma kullanıyorum ben. Onu da daha sonra sizlere tavsiye edeceğim. Burada bizim vereceğimiz Intel serilerindeki 12900KF arkadaşlar. %8'lik bir indirim var. Bu normalde arkadaşlar 10-11 bin aralığında gidip geliyordu bu işlemci. Şu an 9999 demiş. Hani buna 10 bin lira diyelim. Yani 11 bin, 11 bin 200 o civarlarına gidiyordu. Hatta bakın altlarda 10 bin 500, 11 bin 450 gibi rakamlar mevcut. Burada hepsi burada da 10 bin liralık bir yine buraya bakaraktan 200 liralık bir fark var. Yani 200 liralık fark iyi bir fark arkadaşlar. Bunları küçümsemeyin. Çünkü tüm parçalardan 200 TL kırptığınızda 5 parça olsa 1000 TL eder. Az bir para değil. 1000 TL'ye siz hem klavye mouse setini veya farklı sistem tercihlerinizi tamamlayabilirsiniz. Burada aslında 5 mark testlerine pek fazla girmeyeceğim. Çünkü gerçekten iyi bir işlemci. Zaten Google'a yazdığınız zaman işte i9 12900 benchmark testleri de yazdığınız zaman gayet güzel testler çıkıyor. Güzel işlemci performansı var. Isınması da çok fazla değil. Güzel bir soğutmayla, şimdi vereceğim bir soğutmayla güzelce bunu soğutabilirsiniz. Tabii burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Sistem toplama sırasında render bilgisayarıyla oyun bilgisayarlarını birbirine karıştırmayın. Bu render bilgisayarından anlamayan arkadaşlarımız bu konunun devamında bu videonun altına yorum da bulunabilirler. Çünkü render bilgisayarı ve oyun bilgisayarı arasında fark var. Render bilgisayarı oyun bilgisayarına göre daha fazla yükte çalışan bir işlem hacmine sahip arkadaşlar. Şimdi siz V-Ray'de, Corona'da, D5'te, Enscape'de farklı render motorlarında bir yandan işlemciye yüklenirken bir yandan da ekran kartına yükleniyorsunuz. Bu yüklenme sırasında hem işlemciye binen yük hem de diğer sistemlere binen yükten dolayı kasa içerisinde oluşan ısının bir an önce dışarı atılması lazım. Burada işlemci soğutması, işlemci anakart, anakartın soğutması, kasanın kendi soğutması ve o soğutmanın, o sıcaklığın bir an önce dışarıya atılması lazım. Kasanın konumu, bunlar çok önemli. Bunlarla ilgili sorularınız varsa YouTube'da bu videonun altına yazın ki biz de size yardımcı olalım arkadaşlar. Intel cephesinde Intel kullanıcılar için bu işlemci tavsiye ediyorum. Bu sistem arkadaşlar yüksek bir sistem. Yani şöyle yüksek bir sistem. Hani bunu kolay, orta, iyi ve pek iyi olarak değerlendirirsek iyi ve pek iyinin arasında bir sistem. Yani iyi ve hani orta iyi pek iyi. Hani iyi ve iyi ile pek iyi arasında sistem var mı? Var. İşte bu sistem iyi ile pek iyi arasında bir sistem. Yani iyinin bir tık üstü, pekinin de bir tık altı şeklinde bir sistem arkadaşlar. Anakart konusunda MSI'ın Pro Z6090 690 690 Z690 arkadaşlar.
Wi-Fi ile arkadan biliyorum, bakın Wi-Fi şeyi de var, antenleri de var. Bunlar sökülebiliyor. Bunun bir alt versiyonlarını kullanıyorum ben. Wi-Fi antenleri gayet güzel iş yapıyor. Güzel bir çekim gücü var. Bunu salonda veya herhangi bir odada koyduğunuzda kablosuz olarak anında internete bağlanabiliyorsunuz. Güçlü bir çekim gücüne sahip arkadaşlar. O yönden avantajlı. Aynı zamanda DDR5. Zaten bu sistem DDR5 tabanlı olduğu için bizim de anakartımız DDR5 tabanlı. MSI genelde indirim yapıyor arkadaşlar anakartlarda ve ekran kartlarında. Burada da %17'lik bir indirim söz konusu. 3700 lira bir rakam var. Diğerlerine göre en ucuz burası arkadaşlar. N11'deki bir sistem burası. LGA 1700. Zaten bizim işlemcimizin şeyini kullanan, altyapısını kullanan LGA 1700 tabanlı bir anakart arkadaşlar. Uyumlu anakart. Bunu tercih edebilirsiniz. Anakartın özetlerine bakın. Gerçekten çok güzel özetler var anakartta. Hatta burada işte 6E teknolojisini kullandığı Wi-Fi'nin, onu da bahsediyor kendisi. Anakart içinde gerçekten güzel teknolojiler mevcut arkadaşlar. Ben dediğim gibi bu konuda, bu videoda çok fazla uzatmadan işte şu özelliği var, bu özelliği var girmeyeceğim. Kendiniz bakın. Biz daha önce bu özellikleri zaten bunları toplama aşamasında bunları bir araya getirerek size tavsiye bulunuyoruz. Burada vermiş olduğumuz gerçekten donanım listesi boş değil. Gerçekten dolu dolu bir liste bu. Bunu aldığınızda gerçekten 4-5 sene boyunca ekran kartı veya işte işlemci konusunda hiç sorun yaşamadan devam edebilirsiniz. RAM konusunda yine bizim kullandığımız DDR4'lerde G-Skill versiyonunu kullanmıştık. Ben 64 GB kullanıyorum kendi bilgisayarımda. Burada 32 GB yazdık. Çünkü DDR5'ler ilk piyasaya girdiği anda pahalı olarak girdi arkadaşlar devreye. 7700 liralık bir şeyi var, fiyatı var. Bakın burada gerçekten iyi fiyat. Yani hani RAM'lere baktığımızda bakın fiyat listesinde direkt bir fiyatı artan bir kademede ve artık şu an bir duraksama döneminde RAM'lerin fiyatları DDR5'te. DDR5'ler gerçekten şu an pahalı arkadaşlar. Yani DDR4'lerle bakın 16 GB 2x16 diyor. 32 GB 2500 2600 lira diyelim. 7600 7700 lira, yani arada 5000 liralık fark var. DDR5 konusunda. DDR5'ler tabii yeni çıktığı için bunlar normal. Anakartta da normal, RAM'de de normal. Bunlar yavaş yavaş düşecektir arkadaşlar. Peki DDR4 işimizi görmez mi? Görür. DDR4'te de görür. Hayli hayli görür. O yüzden hani ikisi arasındaki fark bakın 5600 MHz, 3600 MHz. Yani neredeyse iki katına yakın bir işlem hacmine sahip hız bakımından. Zaten anakart RAM ve SSD birleşimini siz birleştirdiğinizde zaten işlemci hızlı. Şu an ekran kartı hızlı. Gerçekten çok hızlı bir bilgisayar, render bilgisayarına sahip olacağınızı söylemek isterim. Tabii işlemciyi soğutmak için de Cooler Master'ın Master Liquid serisinden M50-360 soğutmasını seçtik. Burada hava soğutmalar da devreye gelebilir. Sıvı soğutmalar da devreye gelebilir. Bu kişiye özel bir durumdur arkadaşlar. Ben yakın zamanda 3-4 sene 2017'den 2022'ye kadar hava soğutma, yani sıvı soğutma kullandım. Sıvı soğutmaların kompresörlerinde zamanla bozulma, aşınma ve ses olayı meydana geliyor. Hava soğutmalar sıvı soğutmaya kadar biraz daha uzun ömürlü arkadaşlar. Çünkü bunların pompa yapısı suyu sürekli devir daim etmeleri konusunda 3-4 sene sonra, yani 2,5-3 sene sonra, 3 sene sonunda artık yavaş yavaş kendini bırakmaya başlıyor pompalar konusunda. Kaliteli aldığınızda sorun yok. Ama tabii hepsinin, bütün bilgisayarların parçalarının bir ömrü var. Ama bu sıvı soğutmalar konusunda kompresörlerde dikkat etmekte fayda var. Çünkü şöyle bir şey var. Normal devir hızı normal kullanımda çok fazla hızlı değilken render hızında tabii %100'lük bir %70'lik %80'lik bir devir hızına çıktığı için motorun çalışma performansı, havalandırmaların, soğutmaların çalışma performansı da buna göre etkileniyor ve hızlanıyor arkadaşlar. O yüzden ben şu anki sistemde hava soğutmaya geçtim. Ama burada bir sıvı soğutma yazdık. Sıvı soğutmayı daha çok tercih eden arkadaşlarımız var. Hem ses, gürültü bakımından, gürültüyü biraz daha aza indirme bakımından. Tabii fanlar ilk 6 ayda çok ses yapmazken artık o diğer yılın diğer 6 ayında da artık sesli çalışmaya başlayacaktır. Çünkü toz tutma olayları var. Tabii kasayı da sizin düzenli temizleme, düzenli bakım yapma olayınız var. Yani bakım dediğimiz olay şu. Kasayı her ay bir açıp, her 1,5 ayda bir açıp toz temizliği hafif bir kompresörle çok uzaktan tutarak bir toz temizliği yapmanızda fayda var arkadaşlar. O yüzden tozlar biriktikçe
seste, fanın üzerindeki seslerde giderek artmaya başlıyor arkadaşlar. O yüzden sıvı soğutma ve hava soğutma konusundaki tercih size ait. Burada bir sıvı soğutma yazdık. Hava soğutma konusunda da Bequit'in hava soğutmaları mevcut arkadaşlar. Orada da çok güzel soğutmalar var. İsterseniz bakalım. Bequit konusunda gerçekten mesela bakın arkadaşlar. Dark Pro 4 benim kullandığım işlemci soğutucusu. Gerçekten başarılı bir işlemci soğutucusu. Bunu ben kullanıyorum. Burada işte 250 wattlık TDP değeri var. Bu değerler aslında işlemcinin sıcaklığına göre seçilen değerler. Buradaki değerlerin performansına bakarak işlemciyle olan yakınlığını ve benzerliğini ve sıcaklık değerlerini ölçmenize fayda var. 250 watt sizin işlemciniz hangi watt değerinde, oradan bir yakınlık değeri bulunarak bu soğutucular seçiliyor arkadaşlar. Bizim bu 1574 TL'ymiş. Bizim seçmiş olduğumuz su soğutma 2600 TL değerinde bir su, yani ikisi de tercih edilir. Tabii benim o verdiğim yani hava soğutma AMD cephesinde Intel için ayrıyetten bir tercih yapmak gerekiyor. Ama sıvı soğutma konusunda bunu tercih etmez gerekiyor. Yine Cooler Master'ın %11'lik bir indirimle 1050 750 wattlık bir kısmı, aslında 1050 wattı seçmiştik biz aslında şuradan. 1050 watt kulu, bakın arkadaşlar bu 750 watt değil, yanlış anlaşılmasın, 1050 olan şu olan versiyonu bakın, Cooler Master MV V2 80 Plus Gold 1050 watt. Burada baktığımızda 850 wattlar 2300 cephesinde, 1050 wattlar ise 4300 cephesinde, hatta burada 3753. Aslında iki firmada farklı fiyat vermiş, neden vermiş bilmiyorum. İkisi aslında Gold 1250 watt. Ha, pardon, bu 1250 wattmış, 1050 watt bu arkadaşlar. Bakın 3700 lira bir şeyi var, değeri var. Gerçekten hani PSU'nun hakkını veren uzun süre kullanacağınız bir güç kaynağı arkadaşlar. Power supply gerçekten 1050 watt yeterli. Ekran kartını veya diğer sistemleri daha önce sonra değiştirdiğinizde bunu hiçbir zaman değiştirme ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Uzun süre kullanabilirsiniz bu Cooler Master'ı, Power Supply'ı. Kasanın en önemli parçalarından bir tanesi. Zaten işlemciyi, anakartı ve ekran kartını emanet ettiğiniz bir sistem ünitesi arkadaşlar. Burada SSD konusunda Samsung'un 1TB'lık 980 Pro'sunu ben kullanıyorum. Gayet hızlı yazma özelliğine sahip. Burada da zaten biz bunu verdik. %22'lik bir indirim var arkadaşlar. Gayet randımanlı çalışan bir sistem. Çok hızlı çalışan bir sistem. Bu Samsung 1TB'ın 980 Pro'ları gerçekten çok tutuldu. Samsung ilk çıktığı zamanlarda baya baya bir problem yaşadı bu SSD konularında. Daha sonra oturttu bunu ve çok hızlı bir ivmeyle kaliteli bir piyasaya oturmuş oldu. Bakın 7000'e 5000 megabayt bölü saniye. Saniyede neredeyse 5000 megabayt, yani 5 GB. Saniyede 5 GB'a eş değer bir yazma var arkadaşlar. Okuma ve yazma değeri. 7000 okuma ve 5000 yazma değeri var. İnanılmaz bir değer. Yani bu değer. Gerçekten yüksek kaliteli kaplama konusunda, yüksek modelleri taşıma esnasında, yazma hızında, render işlemleri konusunda 980 Pro bizim işimize görecek en iyi SSD arkadaşlar. Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Fiyatlar biraz pahalı. Ülkemizdeki fiyatların, dolar kurunun artması, azalması ve fiyat değişkenliği konusundaki piyasanın biraz değişken olması fiyatları artırıyor. Ama buradaki sistem özelliği ortalamanın üzerinde olduğu için sistem parçalarını da buna göre seçtik arkadaşlar. O yüzden tabii bu sistemi alacak arkadaşlarımızın biraz maddi durumunun biraz daha bir üst tık üzerinde olması gerekiyor. Yani öyle olması gerekiyor ki bu sistemi alabilsin. Anakart konusunda, işlemci konusunda ve ekran kartı konusunda gerçekten üst seviye ekran şeyleri seçtik, parçaları seçtik arkadaşlar. Kasa konusunda ise Cooler Master'ın HAF500 RGB'li kasası. Bu hem soğutma konusunda hem de yerleşim, parçaların yerleşimi, kabloların yerleşimi, bunlar da çok önemli olduğu için bu kasa önemli. İndirim konusunda ben indirim bulamadım. Eğer siz bunun altında indirim bulabilirseniz kaçırmayın derim. 3186'lık bir rakam var arkadaşlar. Önceden bu kasaları biz 700-800 liraya alırken şu anki fiyatları görüyorsunuz. 3100-3200 liraya kadar geldi. Ben bunun iki alt modelini 2018'de inanın 850 lira mı 750 TL mi ne almıştım.
4 senelik fiyat etiketiyle her sene katlaya katlaya gelmiş. Ekran kartı konusunda onu atlamışız arkadaşlar. Asus 3080 Ti modelini öneriyoruz biz. Asus TUF serisinden. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ekran kartları gerçekten düşüşe geçti. Asus'un bu Gaming serisine bakın. 27 bin liralık bir serisinde şu var. 3800 TUF, 3800 Ti, 12 GB ve 384 bitlik bir ekran kartı. Burada 30 bin lira demiş. 27 bin lira. Hatta bunun altında bulabilirsiniz. Ekran kartları bunlar 40 bin seviyesinden buraya geldi. Baya baya düştü bu seviyeler arkadaşlar. Bunların önemli ince ayrıntılar. 3060 bu sistem için 3070 ve 3060 serisi biraz düşük gelebilir. O yüzden 3080 Ti yazdık arkadaşlar. Çünkü 3090'ın bir tık altında, 3070'in de bir tık üstlerinde. 3080 Ti hız bakımından 3090'a, yani 3 serisinin en üst ekran kartına yaklaşıyor. Ama 12 GB bu, 3090 ise 24 GB. Bakın 3090'ın fiyatına bakalım. Bu 27 bin lira diyelim. 3090. Bu da 47 bin lira arkadaşlar. Arada 20 bin liralık fark var. O yüzden onu hiç vermeye gerek kalmadan 3080 Ti TUF serisinden bu ekran kartları tercih edilebilir arkadaşlar. Bakın %15 burada indirim var. Bunları aldığınızda gerçekten çok performanslı ve kaliteli bir sisteme sahip olacaksınız. Ti kısmını seçmemizin sebebi şu. Normalde 3080'in normalini de tercih edebilirsiniz ama 3080 ile 3080 Ti arasında %15'lik fark var arkadaşlar. Şimdi buna 22 bin lira vermektense 3080'in normal versiyonuna, Ti versiyonuna yani 5 bin lira fazla verip 27 bin liralık bir farkla %15, %20 daha yüksek performans elde edebilirsiniz. Aynı zamanda 3090'a yakınlaşmış oluyorsunuz böyle bu sistemle. Gerçekten güzel bir sistem olduğunu ben söylemek isterim. Bu sistemi düşünenler hiç düşünmeden bizim verdiğimiz bu modellerden alabilirler. Bunları biz hem fiyat performans açısından hem de render testleri açısından inceledik. Güzel işlemciler, güzel RAM, güzel anakart, güzel ekran kartı. Bunların toplamındaki ben fiyatları toplamadım. Ama toplayan varsa bu YouTube'da bu videonun altına yazabilir arkadaşlar. Sizin de önerileriniz, tercihleriniz varsa bu videonun altına belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Biz sistem önerisi yaparken yeri geldiği zaman fiyat performans, yeri geldiği zaman performans, yeri geldiği zaman en düşük performanslı sistemler önermeye devam ediyoruz. Bundan sonraki seride Allah izin verirse arkadaşlar inşallah fiyat performans, yani düşük bütçeli bir render sistemi toplamayı planlıyorum. Onu da buradan sizlere yayınlayacağım arkadaşlar. Onların da testlerini beraber yaparız. Testler derken test sonuçlarını, yani benchmark testlerini, internetten baktığımız testleri yayınlayarak sizlere sunmayı planlıyorum arkadaşlar. Bu videomuz bu şekilde. Eğer soru sormak isterseniz, kafanıza takılan sorular varsa masaüstü konusunda, masaüstü sistem toplama konusunda bu videonun altına yazabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere faydalı içeriklere girmeye devam ediyoruz. 3D görselleştirme ve 3D proje alanında eğer 3D görselleştirme ve tasarım alanında desteğe ihtiyacınız olursa bize kapak fotoğrafımızdaki mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere profesyonel anlamda destek vererek sizlerin işlerinizi daha yüksek kaliteli renderlar konusunda sizlere destek vermekteyiz arkadaşlar. Bu dersimizin sonuna geldik. Diğer derslerimize görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.